bu hususta biz dinin ve ibadetlerin ubudiyet tadıyla lezzetini nasıl alabiliriz? Eyvallah. Nasıl kendimizi bu konuda aktive edebiliriz? Eyvallah. Öncelikle ibadetlerin amaçlarını ortaya çıkararak, amaçlarına vurgu yaparak. Zira amaçları aslında anlamlarıdır. İbadetin amacını yitirdiğinizde anlamını yitirmiş olursunuz. Anlamını yitirdiğinizde ise ibadetin beynini yitirmiş olursunuz. İbadetin beyni, ibadetin ruhu kaybolduktan sonra, aklı, iradesi, vicdanı kaybolduktan sonra ibadetten geriye kalan posadır. Posa, ceset. Cesettir. İşte sevgili Resulümüz oruçtan geriye açlığı, namazdan geriye yorgunluğu kalır derken bunu söylüyor. Aslında mübarek Kur'an Hac suresinin 36-37. Ayetlerinde o kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır derken de bunu demiş oluyor. Hocam eski bir geleneksel kitap hatırlıyorum. İçeriğini tekrar bakmak lazım. Ruhu salat aynül hayat. Eyvah. Diyor bakın. Evet. Yani salatın namazın, bir ruhu var, bir de evet. cesedi var sizin evet. tahlilinizde. Evet. Bu da evet. hayatın hem evet. gözesi hem kendisi. Aynen. Bu anlamda bizler maalesef ibadetlerin anlamını ve amacını kaybettik. Bunu itiraf etmemiz lazım ve buna çağrı yapmamız lazım. Bakınız, sakız oruç bozar mı? Ağzımı gargaralasam oruç bozar mı? Kolonya oruç bozar mı? Soruları var ya, bu sorulardaki evet. basitlik. Aslında bu basitliğin arka planında orucun anlam ve amacını kaybetmek yaşıyor. İşte otomasyon var, vida sıkma. Aynen. Yani o açığı geliyorsunuz, bu küçük şeyleri büyüterek, aslında sahte hassasiyetler sahte diyorum hassasiyetler, ben buna. Sahte hassasiyetler, ilave bildirme Aynen. hassasiyetlerle Aynen. telafi etmeye çalışıyorsunuz. Aynen. Bravo. Ama bu sahte hassasiyetler ibadetinizi daha iyi ibadete falan dönüştürmüyor. İbadetinizi bir takıntıya, bir hastalığa, bir psikolojik hastalığa, bir obsesif kompulsife dönüştürüyor ibadet eden kişiyi. Ve ondan sonra bakıyorsunuz o ibadetle ilişkisi duygusal bir ilişkiye, hatta hormonal bir ilişkiye giriyor. Dönüşüyor. Aynen, hormonal bir ilişkiye. Yani nerede benim hapım? Hap saatim evet, geldi. Hap saatim Hapımı geldi. Getirin. Benim sigara saatim geldi. Çakmağımı getirin. Gibi. Benim eroin saatim geldi. İki fırt çekelim. Anlamına benzer bir anlam. Anlam. İki fırt çeken eroin manın eroin bekleyişi neyse bizimkinin namazı da ona dönüşüyor. Evet. Namazı bu da bir içiyor. De korku kültürüyle birleşince. Aynen öyle. Ne yapıyor? Yani korku kültürü belki üstüne de tüccar kültürü. Evet. Zihnimiz neredeyse aynı çalışmaya başladı. Şimdi Hazreti Ali'nin bir sözünü ben yayınladım. Evet. Siz de onu söyleyeceksiniz galiba. Evet, evet. Şimdi diyor ki korku için ibadet edenler vardır. Bunlar köleler gibidirler. Köleler gibidir. Umdukları, beklentileri için ibadet edenler vardır. Bunlar tüccarlar gibidirler. Aynen. Ve şükran duygusuyla ibadet Aynen. edenler vardır. Hür olanlar bunlardır diyor. Aynen. Harika bir Harika. Tasnif bu. Gerçekten Nehcül Belaga'da en sevdiğim bölümlerden biridir. Yani bu anlamda Allah'la ilişkimiz de bakkalla ilişkimize benziyor o zaman. Anlatabiliyor muyum? Bakkalla ilişkiniz yani girersiniz, verirsiniz, alırsınız. Yani ver ibadeti, al cenneti. Yani böyle bir ilişki. Allah'ınızın aşkına böyle bir ilişkide ubudiyet nasıl bulunacak? İbadet ubudiyete, kulluğa nasıl dönüşecek? Kulluğun sermayesi bilinçtir Yusuf Bey. Evet. Kulluğun sermayesi bilinçtir. Bu cümle sıradan bir cümle değil hocam. Yani kulluğun da aslında Aynen, ana sermayesi bilinç. Bilinç, şuur. Şuur. Bilinç yoksa aslında kulluk yok. Ve bilinç aslında niyettir, biliyor musunuz? İbadetlerde niyet dediğimiz başlık bilincin ta kendisi. Niye ettiğini belirler Aynen, çünkü. Niye eyleyip ediyorsun? Tamam, tamam. Aynen o. Niye böyle yapıyorsun? Niçin? Niçin sorusunun cevabıdır aslında niyet.
Ve aslında insanlar niyetsiz ibadet yapıyorlar. Dil ile söylemek niyet için kafi değil. Değildir. Yani ettiklerine bakmadan dille söylüyorsan aynen, olmuyor. Ettiklerine değilsen, skaladın. Farkındalığın yoksa o ibadetin niyeti yoktur, niyetsizdir. Ve bugün yapılan ibadetlerin niyetsiz olduğunu görüyorum. Niyeti yok adamın. Çok güzel bir noktaya